Selamünaleyküm. Evet, nihayet eve geldik. Baksana şuna, yamuldu. Allah Allah. Bu niye yamuldu böyle? Beklemiyorum. Şehir gevşemiş. Yani derler ya, lastiği gevşemiş. Şunu da yemiyor, etmiyor ama duruyor işte. Biraz yalıyor. Tamam, ondan sonra da zevki mevki gidiyor. Şöyle bir bardağın içine koyayım. Yerse yer. Mesut'ta tripod eller bundan ama. Ne? Mesut'ta tripod eller. Gir. Para. Bir şey almadım vallahi pazardan. Sade üzüm istedi. Üzüm, şeftali, biraz da armut çocuklar. Biliyorsunuz yiyorlar. Buraya. Yusuf'a hele Buraya. çok, bir kilo domates aldım salata için. Şöyle biraz da tavuk aldım. Onu atacağım aygaza. Ben sana dedim Yusuf'a geliyordu. Geliyor mu? Biz nereye koyacağımızı şaşırdık. Ya sen elliyorsun çünkü şu şey nasıl içeceğim değil mi? Bana küçük kaşık verir misin? Nerede? Şunu vereyim mi? Tamam, onu vereceğim zaten. Sadece ilaçlarla bir şey olsun. Meyveleri atıp da şuradan. Suyun içine biraz kaldı. Sirke de koymak lazım canlı. Evet, mantıklı. Öyle yapıyorlar ya. Artık şey, ne bileyim ben. Hasta olunca daha çok fizik gösteriyoruz biraz. Gerçi okuldan oluyor da bu işler. Ondan ona bağışıklık sistemleri güçleniyor ondan sonra. Bir posta böyle bir hastalanıyorlar. Şahanlıkları da rendeler Yusuf'a. Şeftaliyle karıştırıyor annesi meyve. İyi oluyor çocuklara. Hepsini bir bileğin içine doldurdum. Hemen bir tane şey atmam lazım. Pirinci yıkayıp yayla çorbası istedim sadece. Hiçbir şey tutmadı mide. İstibra ede. O yüzden iki kere serum taktı doktor. Bilmiyorum, ikinciyi soramadım. Şey, sorgulayamıyorsun da birinci neydi, ikinci neydi? Efendim anneciğim. Bir de salatalık domatesi. Alayım. Limon zaten olmazsa olmazlarımız. Acele acele yani bunlara. Esra orada arabayla bekliyor. Şeyle. Çocuk arabasıyla. Koştura koştura. Çünkü çocuklar duramıyor. Birinin uykusu geldi. Ne? Ara uyku yaptı. 2 dakika. Ne yaptı? He, bir damlacık arabada. Ama ne araba, ne araba. Kafa dik durmuyor ki araba. Şey ya. Baston ya. Uyudu. Uyudu. Bir yarım saat uyudu yine. İleri geri. Bizim pirinç arkada mı kalmış? Karbonhidrat çıktığına göre ne ıslattın Yunus'a? Ön tarafa gelmiş de. He? Ocak He, karbonatla da çok güzel temizleniyor Esra. He, iyi. Eskiden beri karbonat olsun, sirke olsun hep kullanılırdı bunlar. Şimdi sanki yeniden öğrenilmiş gibi bir daha çıktı. Pirincim atayım, kaynasın. Ondan sonra şeyimi yapayım içine. Yoğurdumu. Bol naneli. Benim kız şöyle bir aklıma şimdi gelsin. Ay, kendimi bir yorgun hissettim. Sanki bir uykusuzluk var. Gece de uyumadım pek. Sanki uyuma diyen var mı? Tutmuyor işte. Bir de sabah 6 oldu. Fatoş kalktı. Fatoş 5.30'da kalkıyor. Çayını demliyor. Bana seslendi. Dedim uyanırım ben. Fatoş, sen devam et.
Ben zaten tutturamadım ki uyanığım. O çayımayı hazırladı, oturdu içmeye. Ben ayak oyalıyorum, 7'de dedim nasıl olsa çıkarım. Çocuk hasta, doktora gidecek. Ne yapayım, şunu da tavuğu da şey yapayım ya, tavaya atayım. Şöyle çıtır çıtır. Şöyle çıkarayım, su da kalsın yine o biraz. Bugün tembel işimi yapsam, ne yapsam dedim. Şunları da yıkayıp koyacağım. Bir kilo oldu mu yıkıyorum. Çok oldu mu yıkamıyorum, çabuk çürür. Çünkü hemen elime alıp doğrama falan yapıyorum ya. İyi oluyor. Biraz patlıcan var, ondan mı yapsam? Ya da patlıcanı salata yapayım ya. Çiğirini sevmiyorum, tavanın üstüne kalıyor ya. Donuyor, çıkarıyorlar, takıyorlar. Fulya vallahi çok iyiydi de çevrenin olayı şu anda çok çok iyiydi. Biri oradan mızmızlanır, biri oradan mızmızlanır. Evet, şey, Sari ne yapıyor? Sari poğaçasını yiyor. He, ona bir ayran mı vereceğim? Bol bol dedi doktor, zaten su iç dedi. O duydu. Havasını takacaksın, ilaç verdi. 2 kutu mu vermişti? Esra bayağı vermiş kız ilacı da. Lan bir anda belli olmuyor çocuğun hasta oldu. Diyorsun azıcık öksürüyor, azıcık da midesi bulanıyor. Bir diyorsun, o var bu var şu anda. Anlamadık demek ki. Bazen anlamıyorsun çocuklar. Ne ara diyorum, bronş doğmuş bu çocuk. İki kadın bakamamışız bir çocuğa. Biliyor musunuz? Allah. Onu yıkama diyorlar ama ben çok güzel de yıkıyorum valla, didikliye didikliye. Ama süzgeçte de bırakıyorum. Nerede annem? Ne oldu bebeğim? Karnım acıktı annem. Sen ne mi acıktın bebeğim? Hı. Acıktın mı bebeğim? Mama istiyorsun. Evet diyor. Biliyor musunuz? Acıkmıştır Esra, ona ne hazırlayalım? Ne veriyorsun? He? Yoğurt yediriyorum. Ha, yoğurt mu yediriyorsun? Tamam. Geldi bana kafa sallıyor da. Çocuklar hasta oldu mu benim de modum düşüyor. Şunları kaldırmam lazım artık. 2-3 gün oldu. Kire verir mi diye bırakıyorum. Hani böyle şey yapıyor ya. Altta yer ayarlayayım da karanlık. Karanlık oda gibi dolabın altında yer ayarlıyorum. Onları da kaldırayım. Bilmiyorum daha yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Onu da bilmiyorum.
Ben şu tavada leğen çıkarttım öyle. Geç de olmaz. Ne yapayım? Çöp torbası kalmadı mı Esra? Yok, birkaç vardı ya, ben bir yere çektik yani, onu arıyorum. Ne arıyorsun? Yok mu diyorum, anlamadım. Yok. Bitti yani. Evet. Tamam. Mavi de mi kaldı? Yok. Mavi toz. Yani şimdi mavi. Anneciğim. Ay, su içsin, çok fena öksürüyor ya. Biraz su iç anneciğim, bebeğim benim ya. Dinlesen, otomatik bu su içmen gerekiyor. Bol bol dedi ya anne. Hastaneye yatırırız. Su iç annem, bol bol. Çorbanı hemen yapıyorum bak. Doktor dedi ki hastanede kalırsın dedi. Yani. Sen kim arıyorsun? Dedim ben sipariş verdim de malzemeyi eksik geldi. Meyve tasımız nerede kızım? Sarı'nın şeylerini koymuşsun. Evet. Dur anneciğim, dur gelme sen, gelme. Dede. Ha, dede değilim ben. Ben babaanneyim. Ben şu patlıcanları atayım. Köze. Hemen 2 dakika yıkamıştım. Geçen atacaktım. O günü başka bir şey yaptım. Fikrimi değiştirdim. Pişmeyeceğim. Pişsin de. Sare biraz üzüm vereyim mi tabağına annem? Evet. Evet tamam, vereyim hemen. Ben çok biraz soruldum ben. Ben de değilim. Derler ya. Hasta olmasın da. Ama oluyorlar işte. Olmasın desek de oluyorlar. Şu kadar getirsin. Neyse. Şunları dışarıda bırakayım. Buraları biraz hafifleteceğim de. Dur bakalım. Bir şeylerin yerini değiştireceğim yine. Al anneciğim. Al bebeğim. O suyu hiç bırakma. Bak orada sana şeşal koydum. Devamlı iç o suyu anne. Patlamasın. Tohum patlıyor. Halısını almazsam. Tamamdır. Fırını da açtım. Sosunu da yapayım onu hemen. Önce çocuklar doyursun karnını.
Doğru anne. Efendim. Efendim annem. Efendim. Sen ne yapıyorsun burada? Hatırımı sormaya mı geliyorsun? Çık bakayım, çık 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 çık. Çık. Bir git bakayım, git bakayım de. Bir git, bir git. Bir git. Bir git. Efendim? Ne oldu anne? Ne oldu? Oyun mu oynuyor karnın doydu da? He? Karnın doydu oyun mu oynuyor şimdi? Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir yoğurdunu koyalım. Bunu da koyuyorum ben. Bol olsun nanesi. Ne? Ne istiyorsun? Ne oldu anneciğim? He? Şeyini yapıyorum anne, sosunu yapıyorum. Çabuk besin, altını açtın pirincini. Ne oldu? Oo, sen mi karıştıracaksın? Geçiriyorsun. Sen su iç bence. Sen su iç. Niye bağırdı o? Su mu istiyor? Ne istiyor? Üzümü gördü ya. Üzüm bilmiyorum. Çekirdeksiz de bir bakıver de ona da iyidir. Kaynasın. Bunda yapayım dedim de. Bilmiyorum, güzel oluyor bunda. Eski ızgaralarda. Bayağı... Ne oldu annesi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Tuzunu atladım. En son atıyorum kesilmesin diye. Kaynayı versin bakayım. Şu süzgeçte mi yapsam? Yaramazlık.
Ne açılıyor? Hiç buna yağ falan koymuyorum. Zaten onun yağlı tarafını dibine koyuyorum ya. Kısık ateşte. Biraz mutfak kokuyor ama yapacak bir şey yok. Yaptığımız bütün yemeklerden kokuyor bakarsak. Değil mi pişirdiğimiz? Ne kadar dikkat edersen et. Sonuçta mutfak. Kaynamaya durdu. Tuzunu atabilirim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla atmayayım, çocuklar yiyecek çünkü onu. İşte eve geldik, bir telaş. Mutfak telaşı. Patlıcanlar pişiyor. O da hemen soyarım tıkır tıkır. Ya bu burada kalsın ya. Şunu koyayım biraz küçük tarafa. Şöyle de koysam olur. Evet. Aa, domates doğramayayım, patlıcan yapacağım. Acı biber çıkarırım yanına. Bakayım süt varsa sütle hemen şurada da şey yapabilirim, harmanlayabilirim onu. Tereyağıyla patlıcanı. Varsa süt. Süt yok herhalde Ezra. Yok. Tamam, tamam. O zaman öyle salata yaparım onu. Ben de domatesi sevmiyorum patlıcanın içinde salatasında. Koyuyorlar, yeşil biber koyuyorlar. Neden bilmiyorum. Bu sefer koysam mı acaba ben de? Denesem mi? Sevmiyorum diye koymuyorum ama. Bir tane ince koyarım. Kaynıyor vallahi. Çorbam kaynıyor. Mis gibi oldu. Oh. Yayla çorbası. Yumurtasını göstermiyorum. Çünkü yumurta yemiyor ya. Şey olmasın. Onun vitaminini de alsın. Böyle gizli gizli yapıyorum. Yumurtasını gizli koyuyorum. Ay sağa sola vura vura geldim valla. Orada da onları savunlarım şimdi. Camı da açarım. O da çıtırdasın. Ne yapayım daha? Azıcık da bulgur pilavı yapayım değil mi? Güzel olur bulgur pilavı. Seviyorum ben. Biraz bir salçalı. Çabuk taşıyacak. Kıstım. Kısmamışım. Bir daha açmışım kıstığım şeyi. Hmm. Lazım onun tadına. Ne yapayım ben kaşığımı? Şunu çalkalayayım bununla. Bir daha çekmeceden kaşıkla çıkaracağım. Hoşuma gitti. Güzel güzel. Ama biraz kaynasın.
kıt kıt işte. Az bir şey kaynasın. Şimdi ben doğrayayım. Şöyle küçük tabağa alayım. Şeyi çıkaracağım ya. Ejder biberi çıkaracağım işte bu dilimlerden. Bununla da karıştırabilirim bunu. Ben bazen turşudan salata yapardım karışık. Siz bana bakmayın. Kızım çorbanı dolduruyorum. Soğutmaya koyacağım, tamam mı annem? İçeceksin değil mi? Bunu ben salata turşusu yapabilirim. Ay turşu salatası. Salata turşusu nereden çıktı? Şu çöpüme de bir şey bulmam lazım. Çöp torbalarımız bitmiş. Mavi vardı. Normal boyutta o. Onu idare ederiz canım. Bu idare eder şimdi kesin. Bu neymiş? Rapor zaten veriyor doktor mecburen. Üç günlük raporumuz var. Allah'tan hava makinamız var evde. Yusuf'a almıştık ya. Bak nasıl çocuklara. Büyüyünceye kadar bir kenarda duracak işte çocuklara. İkisine de lazım oluyor. Açacağım. Öyle bir sıkmışım ki biberleri. Açmamak için sıkıyorum zaten Esra. Ay çok güzel olmuş ama bu kıtır kıtır olmuş, yumuşamamış. Baktın mı? Baktın mı Esra sen hiç buna? Allah tavsiye ederim kızım. Kıtır kıtır. Bak domates turşusu. İçerisi zeytinyağı, limon sıkacağım. Bu ayrı bir salata olsun. Bu bana ait bir salata olsun. Kızım bunu dökmedin mi, doldurmadın mı sen? Açmadın mı ya? Yok. Ya gidiyorum, açmadın mı? Bizim şeyler nerede? Porselen pembeler. Ay porselen pembeler yok mu çocuğun?
Kör gözümle doldurdum. Bir tuz koymayacağım. Tuz tuzsuz zaten. Aslında lahana da olsa doğra doğra at. Çok güzel oluyor. Karışık turşudan yapıyordum salatayı da. Yanında daha var limon. İşte çekecek kocaman çıktı. Limonu bayağı bulatayım. Burası tamam. Normal. Şurada kırmam tabii. Birinin ortasında. Bu kabı çıkarayım, yesin çocuk, doysun. Tamam, canlı tersiler var ya. Ha. Bir tane de onların üstünü koysana. Sesi çok seviyor. Seviyor değil mi onu? Hı hı. Bunu mu koyayım? Yok, orada şeyler var ya. Kahvaltı gibi onları da koyayım. Dur. Ve porselini de. Görmemişim. Bir daha çık o yüzden. Ha? Yerlerde sürüyorum. Çocuk adı üstünde. Yüklenmeye hasta oluyor. Seyretçilik alkışamız Yusuf'u. Şey, Yunus'u esas. Folye gitti de. Hüsame bir anda hastalandı. Hani. Şimdi böyle, neye hasta oldu? Şimdi sorguya çekileceğiz. Hasta belirtisi olur ya. Ölüm belirtisi de yoktu. Bir anda cumartesi koştu. Ama cumartesi hiçbir şey yoktu annem giderken. Normaldi. Yoksa ben gitmezdim ki şimdi. Ne gitsin? Dün öksürüğü arttı ve gece hiç uyuyamadık. Gece böyle artık kızım suyu içiyor. Öksürüğü sersem olur ya çocuklar, inat eder bir şey yapmazlar. Kızım şunu yap, kızım bunu yap. Yok o. Bayağı üşütmüş, belli etmemiş Esra. Şimdi bronşit 3 günde olmuyor. Şimdi o... Olmuştur ama öksürüğü, olmuş öksürüğü işte, hiç yoktu. Öksürüğe vermemiş, ilerletmiş hemen. Evet, işte öksürüğü verseydi belki böyle olmazdı. Tabii o zaman sen diyecektin, ay ben nasip bulduk diye yapayım. Küçük bir tencere de. Ne yapsam diye düşünüp ben. Tel şeridiyle güzel olur. Hadi tel şeridiye kavurayım. Salça koymama gerek yok o zaman. Tencerede. Niye lan bu tencere çok küçük? Yerdeyiz. Böyle şey mi yapacağım? Söyle. Ne mi yapacağım? Yarın bir türlü kalır işte ise. Taşı üstüne koyayım da. Onu da yapayım, onu da yapayım. Çünkü evde başka yemeğimiz yok. Yani yediğimiz olsa hadi diyeceğim, bir daha ederiz bununla. Sormadan dün ne yediler evde? Sorulmaz zaten. Ne yediniz siz dün falan diyormuşum. Hatta akşam ne yediniz? Bakayım. Bir bayan vardı da beni tanıdığım geçmişte. O zaman ben de genç kızdım. Kaynanaydı kendisi. Beni aldı yanına. Gelin evde yok.
Gel dedim kontrol edelim. Ben de anlamam ya kontrolünü. He dedim gelini kontrol edecek evimi değil mi? Olmadığını biliyormuş her zaman. Anahtar da var onda yedik. Girdik birlikte. Baktı oraya baktı buraya baktı. Ondan sonra çöp kabını açtı. Onun içine bak ne yemişler ne içmişler diye. Hani o zaman bak o yaşta bile daha 15-16 yaşında bile tavafıma gitmişti. Nereye kontrol edeceğiz? Demek ki kayınvalideler oluyor. Eskilerde tabii bunlar benim bahsettiğim. Bir akıllara geliyor. Gelmiyor desen yalan kurduğuna gidiyor. Yıkamam lazım. Şehriyemi bil tabii. Birisi şehriyemi soruyor. Ne oldu mu? Ne diyorum? Pizza yedim. Pizza yedim. Evde pizza yaptım. Marketten aldım. Sarıncanı çektim. İyi yaptınız. İyi yaptınız. Yiyeceksiniz. Bir yemek için zaten çalışıyorsunuz. Hiçbir zaman mantı getirmiyorsunuz. Sen mi yiyorsunuz? Ya şimdi mantı... Canım çekti burada. Yok yavrum. Dükkan... Ya tabii ki. Onun burada yapması lazım. O getirilecek bir şey değil. Getirilecek bir şey değil o. Evet. O al. Yoksa yapışır Esra. Bir saat bile dursa. Biliyorum. Zaten kesme işini de küçük küçük lokma gibi kesti mi? Eyvah. Gelişeceğim bunu nasıl toparlayacağım? Yaptık böyle bohça gibi. Aa öyle de güzel oldu şekli. Hı. Yine güzel oldu. Şimdi bir tercih var. Bunlar değil mi? O alerji var. Hangisi? Bir tane ilaç var. Uyku ve sersemlik yapabilir yavrusu içinde. Ama açık anda vermesin. Yok zaten bir tane poşeti de yüzümdeydi. Yüzüm yedi mi? Ayşe de fark etmiyor. Ondan sonra şimdi senin işin gitsin de yemekten sonra şey yaptım. Havayı mı takacağız? Sabah öyle, akşam da sabah. Biz bugün hadi başlayalım. Tamam. Bu bugün iki tane verelim. Bir sabah. Ama gelin sabah. Ne? Yatarken bir daha verip öyle verelim. Tamam. Erken yatmaz, geç vakit. Kısarayın odasında, kısarayende uzakta yatacaktım. Yatak odasında da verebilirsin. Senin odan da yatabilirim. Şehriyem güzel bir kavrulsun. Bu durumda şöyle bir gezdirelim. Al sana şöyle bir tavuk, bulgur pilavı, çorba da var. Yemek isteyelim. 3 çeşit yemek. Allah bir bereket versin. Kaç saatte çıktı, ne saat, yarım saat. Yolla ben mutfağa gidelim. Nasıl? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ben bunlara nane de atardım, pul biber de atardım ama atmayacağım. Çocuklar yemez o zaman. Şöyle kavuruyorum. İçinde göstereyim. Kaldır, sildir, yapa yapa. Böyle gördüğünüz gibi şehriyem de kavruldu. Şehriye kavruldu mu lezzetli oluyor. Bulgurum zaten birlikte üstünü basar. Suyunu da koydum, tuzunu attım. Ne yapalım, vedalaşalım. Çok da uzun tutmayayım. Çocukların çorbaları soğuyor. Buz koydum altlarına. Bakın salatama. Acılı salata diyelim buna. Ben biraz değişik. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Şimdi domateslere de yer bulmam lazım aşağı dolapta. Bir ayarlamaya geçeyim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.